Hepinizden merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Olungan kanalına. Arkadaşlar, yeni evimizdeki ilk videomuzu çekiyoruz. Ama öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Bunu hemen söyleyeyim çünkü videonun burasını kesip başka yerlere de atacağım. Bunu bir söyleyeyim. Arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz bir resim var şu anda. Bu kardeşimiz Facebook'tan zaten benim arkadaşımdı. Bu arkadaşımızın hastalığından dolayı bu arkadaşımız ellerini artık kullanamıyor. Ve İnternette çok seviyor. Yani tek keyfi internette bir şeyler yapmak işte. Bir şeylere bakabilmek. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. O yüzden fazla e diyorum. Çünkü hepimiz bir saat ya da yarım saat elektriğimiz bile kesilse ne durumlara geliyoruz? Evde internetimiz yok diye ya da kullanacağımız bilgisayarımız yok diye ya da herhangi bir televizyon yok diye elektriğimiz olmadığı zaman ya da şu telefonunuzu sizden yarım saat alsalar çok farklı hallere gelebilecek durumdayız şu anda. Bizler bu kadar yarım saatlik süre içerisinde delirecekken bu kardeşimiz belki hayatının bütün dönemini böyle devam ettirecek. Lütfen bunu öncelikle düşünmemiz lazım. Hepimizin bunu düşünmesi lazım. Sadece bir 5 dakika kendinizi onun yerine koyun lütfen. Ne 5 dakikası, 10 saniye bile koysanız yeterli kendinizi. Bu arkadaşımıza, bu kardeşimize göz takip cihazı diye bir cihaz varmış arkadaşlar. Ve ellerini kullanamadığı için artık işlerini onunla halledebilecek duruma gelecek sanırım. Bunun için de 4500 TL bir para ihtiyacı var bu kardeşimizin. Biz TPO grubu olarak biliyorsunuz Facebook grubumuzu, Türk PlayStation oyuncuları, Türk FIFA oyuncuları gruplarımızda TPO. Biz gruplarımızda TPO olarak ya da Onur Ondan ailesi olarak iki grup olarak ben bu paranın hiç olmadığı yarısını çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Herkes annesiyle, belki yaşınız ufaksa annesiyle babasıyla konuşup benim şu videomu izletse, yaşı büyük olanlar sadece 10 saniye kendini o arkadaşımız yerinize koysa ben bu parayı çok rahat çıkaracağımızı düşünüyorum. Yani baktığınız zaman bir kafeye gidiyorsunuz, belki 50-60 lira hesap ediyorsunuz, üstünüze bir tişört alıyorsunuz, 100-200 lira ödüyorsunuz. Bence bu kardeşimize yardım yapmaktan çekinmememiz lazım. Hepimiz biraz elimizi taşın altına atarsak bu para toplanır diye düşünüyorum. Açıklama kısmında IBAN var. Arkadaşlar, IBAN numarasını yazıyorum. Lütfen o IBAN adresine yapacağınız bağışları lütfen rica ediyorum sizlere. Bu yorum kısmına, bu videonun yorum kısmına yazın. Deyin ki ben işte bilmem kim olarak şu kadar bağış yaptım. Ben bilmem kim olarak bu kadar bağış yaptım diye. Ve lütfen bunların da şeyi olarak yaparsanız tabii ki daha iyi olur. Açıklama kısmına, yani IBAN'la yollarken parayı açıklama kısmına Onur Online ailesi olarak gönderiyoruz derseniz hiç olmadı buradan ne kadar yardım gittiğini görmüş oluruz. Beni eğer şu an TPO'dan izliyorsanız, Türk PlayStation oyuncuları grubundan izliyorsanız da lütfen TPO'dan gönderiyoruz diye yazın lütfen. Bu parayı çıkartalım arkadaşlar. Yani bir şey değil, gerçekten bir şey değil. Ben de yapacağım zaten yardım. Söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen ama lütfen herkes 50 lira çok az gibi görünebilir ama siz öyle görmeyin. Birike o para çıkar. Lütfen 20 lira, 10 lira, 30 lira, 50 lira gönlünüzden ne kopuyorsa, ne kadar durumunuz varsa lütfen gönderelim ve bu parayı çıkartalım arkadaşlar. Sizlerden ricam budur. Bize yakışan da budur. Onu söyleyeyim. Evet, yeniden merhaba. Yeniden hoş geldiniz videoya. Yeni evimdeki ilk videomu çekiyorum. Şu anda green screen kullanıyorum. Belki sonraki videolarda olmayabilir. Çünkü şu anda evim ve odam istediğim durumda değil arkası. Ve sizde söz verdiğim üzere yeni ayda başlayacağım demiştim. Ve bugün ayın 4'ü olmasına rağmen hala başlamamış olmasından dolayı bir önce dedim ki videosuz bırakmayalım kimseyi. Hemen videolara başlayalım. Evet arkadaşlar, Notts County şeyini, kariyerini sonlandırıyoruz. Çünkü şöyle bir şey oldu. Baktım ki çok şey yazmışlar işte. Gürkan mıydı o kardeşimiz adı? Onu taklit ediyorsun bilmem ne falan diye. Benim haberim yok. Yani niye taklit edeyim ki? Dünyada 1 milyar tane takım varken neden o videoyu çekeyim? Ama ne bileyim, insanlar öyle yazmışlar falan filan. Sonra ben biraz araştırdım. Ve aslında dünyanın en eski futbol takımı Sheffield, ama o devam etmediği için Notts County geçiyor. 1862. Ancak şöyle bir şey var. 1860 1860 Münih var arkadaşlar. 1860 Münih futbol takımı olarak kurulmamış. Spor kulübü olarak kurulmuş. Ve daha sonra futbol şubesi açıldığı için kuruluşu daha sonra gözüküyor. Ama aslında 1860 Münih baktığınız zaman kulüp olarak daha eski. O yüzden biz 1860 Münih kariyerine başlayacağız. Ve Almanya Ligi'nin tozunu atacağız. Artık yeter. Bayern Münihler
siz söyleyin, Borussia Dortmund'lar hep bir sene bir tanesi, işte 3 sene Bayern Münih, bir sene Dortmund falan. Artık biz buna son vermek istiyoruz. Evet, %60 şeyle şunu alalım ikisine. Biz artık buna son vermek istiyoruz arkadaşlar. Ve ona göre de takımımızı alacağız. Tabii ki Bundesliga değil, 3. Bundesliga arkadaşlar. Bakın 1860 yılında kuruldu diyor. 1860 yılında kurulan 1860 Münih, München kulübü, merkezi Münih, şimdiye kadar bir kere şampiyonluk yaşadılar ve yerel kupayı kazandılar. Bir kere de şampiyon olmuşlar. Formaları çok güzel. Hele ki şu açık mavi olan çok hoşuma gidiyor benim. Bakalım, transfer bütçesi 3 milyon euro. Kulüp değeri 8 milyon euroymuş. 1860 Münih'e hayırlı uğurlu olsun diyerek yavaş yavaş başlayacağız. Bir şeye bakmam lazım. Tamam, ses de söylüyor. Artık 1860 Münih gibi bir takıma geldikten sonra arkadaşlar, bu neymiş ya? Bunun suratı yok. Allah Allah, biz bunu surat koyabiliyor muyuz acaba kendimiz? Yok, suratı yok bunun ama. Ya bu adam bu zaten. Allah Allah. Çok ilginç değil mi? Takım elbise de geniş oluyor. Neyse, takım elbise de yapalım arkadaşlar. Şu olsun, genç bir hoca alalım. Adımız da tabii ki Ozan Murluoğlu değil. Onur. Bu ne ya? Adımızı soy ismimizi giriyoruz ve devam ediyoruz. Evet, adımızı soyadımızı girdik. Maç zorluğu efsanevi olsun. Çünkü ilkten şey yapmayalım. Devre süresi bize 5 dakika çok fazla olur. 4 dakika olabilir. Şimdilik bir 4 dakika diyelim. Para 1 euro. Stadyumu elemiyoruz. Mevcut kadroları elemiyoruz. Kullanmak istediğin kadroları versiyonu seç. Mevcut kadrolar. İlk kadrolar mevcut kadrolar tabii ki. Transfer dönemi etkin. Ve ilerliyoruz. Evet, Natskantin'in yerine yeni bir kariyer oluşturarak buraya artık Münih'i koyalım ve devam edelim. Sezon öncesi davete normalde gitmiyorduk ama buradan para kazanma ihtimalimiz olduğu için gideceğiz. 1.300.000 Türkiye'deymiş bu. 1.450. Yani Türkiye'de olana gitmek bence daha mantıklı gibi geliyor. Bakalım, zaten Erzurumspor var, Akhisar var. Burada iki tane şey var. Türkiye'dekine gidelim. Arkadaşlar, bu arada şey söyleyeceğim size ya. Ya şu kulaklık, görüyorsunuz şunu. Şu da kulaklığı şöyle yaptığım zaman çok kaba bir görüntü. Baksanıza şuraya bakın. Çok kaba bir görüntü. Ancak bunu böyle kullanabilir. Buraya ekstra bunu takıyorum. Ya bu kaba görüntü olmayan bir kulaklık varsa önerebilir misiniz? Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle bir bakalım ofisimize. Ofisimizde 5 tane haber var diyor. Onlar zaten klasik haberler. Kadromuza bakacağız. Bu ne ya? Böyle mi oynuyormuş şu takım? 3 defans. Bekiroğlu. Aa, bir tane de Türk var. Tamam. Şu öncelikle bir kadroyu bir değiştirelim. Böyle bir diziliş yok. Bir kendimize gelsin bakalım kadro. Şimdi nasıl oynayalım? Böyle bu da olabilir. Bunun kanatlısı da olabilir. Ben aslında şunu oynamak istiyorum arkadaşlar bu sene. Ama burada bir şeyleri değiştirmek istiyorum. Yani bu kadar değil. Yani şu. Sol açık. Sol orta saha, sol kanat. Gibi. Yani bu çok fazla çünkü mesela. Ben şöyle oynamak istiyorum. Sağ kanat. O diğeri hiç kapatmıyor. Sol kanat. Bu da biraz kapatıyor. Yani hem kanadım olacak hem çift forvet oynayacağım. Böyle düşünüyorum. Bekiroğlu bakalım nerede, Türk müymüş bu? Ülke Almanya diyor. Alman vatandaşını seçmiş. O yüzden bunu Bekiroğlu'ya hemen satacağız. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki bizim için en önemli şey defansta, zaten kaleci çıkart. Çünkü kaleci alacağız buraya. Bir bakalım. Solda hızlanması iki tane oyuncu var. Biri 67 overall, bir tanesi 61 overall. Yaşlarına bakalım. Yaşlar 25-23. Steinhardt 23. Steinhardt 25 yaşında. Diğeri 23 yaşında ama overall Steinhardt'ın daha iyi. O yüzden Steinhardt kaldı. Lorenz var 21 yaşında. Güzel. Aferin bak, bana böyle defansa 23 yaşında. Güzel. Almanya bu. Bu da mı Almanya? Bu da Almanya. Aferin lan, güzel oyuncular var. Bu da Almanya. Peki bunun şeyi var mı? Yediği. İki tane yediği var bunun. Biri Paul. Biri de Vigor. Bakalım bunlara. 26 yaşında. Bu zaten CDM'ymiş ya. Bir dakika. Bu CDM'ymiş. Bu neymiş? Bu da CDM. 64-62. Bunu çıkartacağız buradan. Bir dakika. Paul 24. Vigor 21 yaşında. 21 yaşındaki çocuğu koyalım bakalım. Peki hangisi daha hızlı? Paul mu? Yok. Hepsi aynı. 21 yaşında. Vigor. Paul da 26-24 yaşında. 1.86 boyu, bunun 1.79. Hangisi daha hızlı? Zayıf ikisinin aynı. Hangisi daha hızlı? Bakalım şöyle hızlanmasına.
Çeviklik daha iyi. Wigger'ın çevikliği daha iyi. Tamam, Wigger oynayacak burada. Defanslarımızda ikisi de zaten şeyde, gençti. Yedeklerine bakalım. İki tane de stoper var yedek. Biri 56'lık, bu oynayamaz. 62'liğe bakalım. 62'lik kaç yaşında? 33 yaşında 62'lik. Tamam, bunu şey yapacağız. Kalecilerimiz ne durumda bakalım. Kaleci. 3 tane kaleci var. 50'liği geç. 63, 62. 21, 24. 62, 21, 24. Bunlar da 1.94 bir tanesi. Birisi 1.88. Bunlar da tamam. Şöyle şimdi bize lazım olan arkadaşlar. Şunları bir şey yapalım da. Yani bir geçelim de. Bu sağ kanat tamam. Bu sol kanat tamam. Bu ön libero tamam. Bu cam tamam. Sadece bu sağ kanatta Lex var. Ben bu Lex'i nereden tanıyorum ya? Şimdi 28-20. Çeviklik. Lex'in çok daha iyi. Bana çeviklik lazım. Santrafor'da bu çocuk girsin. Lacazette mi vardı? Orada bir şey vardı. Bana şimdi burada çeviklik lazım mesela. Burada başka bir orta saha var mı? Var. Abruzka diye bir orta saha var. Çevikliği hangisi daha iyi? İkisi de 70. Dribbling nerede? Dribbling. Dribbling 64-65. Hemen hemen aynı oyuncular ama hiç olmadı bu Türk. Türk'ten şey yani. Alman Türk'ü. Şimdi bana yukarıdan hızlanma çok önemli benim için biliyorsunuz. Hızlanması en fazla olan oyuncu kim bakalım. Bu biraz iyi gözüküyor. Ama sanırım en iyisi bu hızlanması. Çevikliği 91. Oo çok güzel. 91 çeviklik. Denge 90. Sprint hızı 79. Dribbling 64. Neyse. Kaç yaşındasın sen oğlum? 26 yaşındasın. Olmadı. Biraz daha düşük olabilirdin. Şimdi şöyle bir bakalım. Lacazette. Lacazette Fransız. 65 overall'ı var aslında. Bu Vine 64 overall'ı var Vine'ın. Lacazette hangisi daha iyi? Lacazette daha iyi ya. Baktığın zaman. Aynen. Lacazette oynatalım burada da. Şimdi kadromuzu yavaş yavaş kuracağız arkadaşlar. 54. Şu 54, 50. Bunları en alta bir koyalım. Bunlar oynayamayacak çünkü. 56. Siz bir gelin ya. 60. Tamam mı? 66, sen gel koşun buraya. 62, 62, 61. Burayı böyle bir yaptık mı? Burada var mı 50'li 50'li adamlar? Yok. Bu nasıl bir oyuncuymuş? 25 yaşında. Tamam. Ülkesi ne? Almanya. Tamam. Çeviklik yok. Hızlanması yok. Hiçbir şey yok. Bunu satacağız. Zyrice. Bunu satacağız. Vine. Kintz Fata. Bakalım bu Kintz Fata neymiş? Çeviklik falan filan. Bunların da bir şey yok. Bunların hepsi hikaye. Şu anda gözü görülür bir oyuncu yok gözümüze çarpan. 66'lık bir çocuk var burada. Cam oynuyor. Şey, defansif ön libero oynuyor. Varsa bir defansif ön libero. Şunu da bir değerlendirelim bakalım. 27-24. Bu da mı Alman? Sağ orta sağ yazmıyor. Dayanıklılık. Çeviklik nerede? Çeviklik 69-59. Mol kötü. Çok iyi değilsin. Şimdi biz bu kadroya... Öncelikle arkadaşlar... Evet. Öncelikle yapmak istediğimiz şey... Kaleci transferi. Biliyorsunuz ki Türkiye'den kardeşimiz Eren Bilen'i hemen şey yapalım. Bir oyuncu ara diyelim. Kardeşimiz Eren Bilen'i şu takıma alıp Eren Bilen'i bu takıma alıp arkadaşlar izlenmesini istediyelim. Eren'i bir izlettirelim bakalım. Ne kadar vuracak transfer merkezine. Bir de transfer merkezine istedi diyelim. Bir de şey yapmam lazım. Benim için önemli bu. Oyuncu yetiştirme. Onları falan filan ayarlamam lazım. Onları da ayarlayalım. Ondan sonra genç takım yok zaten. Ondan sonra tekrar burada oluruz. Şimdi. Böyle bir oyuncu için. Bütçem de 5 milyon bu arada. 4'e 4. Benim 5'e 5 bir tane adam bulmam lazım. 5'e 5 çünkü. Ya da 5'e 5 adam bulup buradan yetiştirmektense bence bu paramı ben scouting'e yatırayım arkadaşlar. Aynen. Scouting'e yatırayım ben bu paramı. Çünkü hangisiydi bu? 5'e 5. 5 buydu değil mi? Yeni gelen. Aynen. Eren Bilen'i bu izliyormuş. Kaç günde? 9 gün raporu var. Tamam. Bunlar. 9 gün sonra sen Eren'i izle. Tamam mı? Ben daha sonra seni bir yere göndereceğim scout olarak. Tamam mı? Seni bir talimatlar. Ne talimat varmış? As takım seviyesinde oyun kurucu. As takım seviyesinde. Bu ne ya? Yeni talimat ekle, yeni talimat ekle. Diğer pozisyonlar genç yetenek. Yeni talimat ekle diyelim. Nitelikler hepsi değil. Bana seri lazım. Seri. Genç yetenek. Seri. Genç yetenek. Yaşı da tabii genç yetenek olduğuna göre
En fazla 25 olsun. Pozisyonlar fark etmez. Tamam, bir de bana böyle bir şey lazım, talimat. Evet. 9 gün süresi var. Eren Bilir'i izleyecek. Biz orada Akhisar maçını yapacağız. Akhisar maçını oynayacağız. Ve bu turnuvayı kazanıp hiç olmadı buradan birazcık para kazanmak istiyoruz. Semicim bir şey söylemek istiyormuş bana. Buyur Semicim, ne istiyorsun? Selam hocam, mini kadro sıkıntı değil. Bana da şans vermek isterseniz diye diyorum. Semicim 19 yaşındasın, stopersin. Büyük ihtimal zaten Alman da değilsin. Almanya yazıyor ama büyük ihtimal sen İran'da falansındır. Yani overall'ın düşük, overall'ın. Biraz yükseltebilirsen overall'ını yapacağız. Şimdi Akhisar maçı. Bu kadroyu ben bu formayı seviyorum. Akhisar'da bu formayla oynasın. Ya da başka forması var mı Akhisar'ın? Ben bunu oynayayım çünkü çok birbirine benzemesin ya formalar. Takım yönetimi. Şimdi arkadaşlar, ne oldu ya? Takım yerleri değişmiş hepsinin. Mesela bu niye burada mesela, bak. Bu kim ya? Niye bunların yerleri değişmiş arkadaşlar? Bekiroğlu buraya. Allah Allah. Şöyle Lawrence, Weber, tamam. Lacazette, Bekiroğlu, Molder. Ha, bu Molder'se bakmadık. Yaşlı, 33 yaşında bir oyuncu. Hiçbir şey yok. Çevikliği 41 adamın, 41. Boyu kaç bunun? 1,85. Bu nasıl oynuyor ki burada ya? Ya sen çık Allah'ını seviyorsan. Başka forvetim yok mu benim? Bir tane bu Zaire ismine var. Sen yorulan defansa sonra girersin, tamam mı? Mölders. Yorulan defansa daha sonra gireceksin, tamam mı koçum sen? Şimdi şey yapma çok bak bu oyuncu hızlıymış, Viliş. Viliş sen de gel buraya. Kimin yerine gir orta sahada? Sağ orta saha. Hangi hızdasınız? 61 62 sen oynarsın ya. Tamam, bakacağız. İki tane ön libero var burada. Bu ön liberonun bir tanesini. Sağ orta saha. Oğlum bak siyahisin. Ha, hızlı yavaşsın diyecektim. Tamam, sen de hızlısın. Evet, bu şekilde oynayacağız arkadaşlar. İlk maçımız. Bakalım kimler gözümüze çarpacak? Kimler bizim için iyi oyuncu olarak gözükecek? İlk maçta gözümüze çarpan olacak mı? Çünkü Notts County takımında biliyorsunuz gözümüze çarpan bayağı oyuncu olmuştu. Hadi bakalım. Bekiroğlu. Takımı çözene kadar. Bekiroğlu'nun boyu da fena değil ya, uzunmuş. Orta sahaya doğru böyle bir yanlış yanlış. Yakala onu koçum benim. Aferin. Yapma. Yapma. Aferin kale. Sen nereye gidiyorsun oğlum? Aferin, yürü. Yürü şimdi oğlum. Bir kontra atak. Bekiroğlu. Well, here he is, the new boss. Yürü oğlum. And a chance to get his teeth into the job. A friendly, it's a good way to start. On araya. Hocam, vur oğlum Zeidler. İşte bu. 1-0. Aferin koçum. Ya vücutlu olduğu için çok güzel al topu ya önüne. Neydi bunun adı? Zaires miydi? Zaires. Bakıyoruz tekrar. Arapası güzel. Vücudunu koydu aldı. Zaires kaleye baktı. Golünü gönderdi. Marcus Zaires. Zaires. Zaires'miş. Evet, 1-0 öndeyiz. Şu maçı kazanalım. Hızlı hızlı geçmek istiyorum şu maçları. O yüzden bir önce bitsin. Yürü oğlum. Oha. Yürü oğlum. Mikel Loba sakatlandı. Yürü koçum benim. Nereye gidiyorsun lan? Gönder oraya. Yap birisi. Dani hata yapar. Lan Dani'den bile top alamıyorsunuz. Oralarda hata yok. Adamlar üstüme kadar basıyor, sırtıma kadar ya. Buradan iyi çıkarsak gol gelir. At lan bir pası. Çok güzel. Yakalarsın sen onu koçum. Bir ver kaç. Harika. Ulan senin atacağın. Lacazette'den güzel pas şimdi. Orada Usu. Abi adamlar sırtıma binmiş. İzin vermiyorlar.
Ben de pasa çıkarım. Güzel. Oğuz'u oynadı. Yine Zayrais. Zayrais'in vuruşu etkili acaba? Etkili galiba, bakacağız. Bekiroğlu. Bekiroğlu döndü. Şimdi aşağı doğru Zayrais al geçmedi. Yürü oğlum. Ya nasıl bir pas ya? Yürü oğlum hadi. Oh be, canlara bak, müthiş müdahale. Yapmayın. İlk yarının son dakikalarda giyebilirim. Paolo Henrique'yi tutun. Hızlı oyuncu. Ama nereye kadar? Aferin Lacazette. Koçum Lacazette. İlk yarı 1-0 önde bitiriyor sevgili Osvaller. İkinci yarıda da aynı değişiklik, acaba kaç tane yapılıyor? Bir bakayım kaç tane yapılıyor. Diyelim bunu yaptım, bunu yaptım. Diyelim bunu yaptım. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Hepsini yapabiliyormuşum. Dur. Zayrais. Hepsini yapabiliyormuşum. Dur. Bir daha bunları değiştireyim de. Ha. Takım böyle değil mi şimdi? Bir dakika. Sağ orta sahada Lex'in çok bir şeyini göremedim ben. Viliş değil de şu siyahı çocuğu oynatacağım. Solda çok bir şey göremedim. Bu ağır, bunu anladım. Bunun vuruşunu biraz daha denemek istiyorum ama şunun yerine bir Mölders yapalım mı? Ya çünkü Mölders'in bir şey olması lazım, yoksa bunu niye oynasınlar başucuna? Buraya bu Kargen'in yerine Lacazette'in yerine Vine'i alalım bakalım. Başka oynamayan kim var? Hepsini oynatalım arkadaşlar. Sağ beke Paul alalım. Weber bu arada kaptanmış. Viliş sağ açık oynuyormuş. Viliş'i de Kager'in yerine alalım bakalım. Sağ açıktan. Soldan da gider. Tamamen takımı değiştirdik. Yani ilk yarıda gözü çarpan bir oyuncum yoktu. Onu söyleyeyim. Mesela Last Country şeyinde, kariyerinde biliyorsunuz. O bir tane forvet vardı, sattık sonra geri aldık ya. O mesela acayip gözüme bakmıştı. Ama şimdi şöyle bir yanılma olacak burada. Yorulan takıma karşı yeni giren oyuncular olduğu için çok hızlı gelecek bize ama aslında öyle değil. Lawrence. Orta sahada pası gitmeye çalışıyorlar. Döndüm Wolves. Mölders. Ah be, şu Mölders'in. Hayır. Aferin lan kale. Yürü oğlum. Yap bir ver kaç. Aha. Mölders araya gönderdi. Vur. Kim o? Kim o 19 numara? Paul. Paul mu? Yok, 19 Paul değil. Sarı kartı gören Paul. Yani şu pozisyonda, gerçi 19 numara bir şey diyemem çünkü sağ ayak galiba. Pardon. Çocuğa kızamayız. Sağ orta sahaya solu aldık. Hatırlarsanız oydu o. Yürü oğlum. Şimdi Mölders. Adamın Mölders. Mölders kaleye gidiyor. Mölders baktı. Mölders sinirli. Mölders vurdu. Tank gibi Mölders. Ya bu var ya, kesin başkanın akrabası biliyor musun? Eski başkanın. Ya başkanın damadı ya bir şey ya. Bu ne tank gibi adam nasıl oynayacak? Yürü oğlum. Yakalarsın onu. Steinhardt. Aferin Steinhardt. Hocam hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok hocam. Bir. Güzel, sakin. Steinhardt. Harika hareketler. Şimdi Mölders'e. Mölders baktı. Güzel bir... Ooo Mölders'in pasa bak. Ben reis diyor. Ben buradayım diyor. Sen rahat ol diyor. Hocam. Yapmayın çocuklar. Şimdi 1-0 bitirelim ya. Aferin. Çok güzel ya. Harika. Yürü şimdi oğlum. Yürü şimdi oğlum. Mölders içeri gir. Mölders içeri gir. En arkaya. Steinhardt'a. Vurdu kafayı. Time finishing ayarlayamadık. Öndeki adama gelecek sanırım. Arkadaki adama geldi. Hocam bitti. Helal beyler. Tebrikler. Tebrikler. İlk maçı kazanıyoruz. 1860 Münih kariyerimizin ilk maçını Akhisar'a karşı oynuyoruz ve 1-0 gibi güzel bir skorla kazanıyoruz. Michael Zayrais. Zayrais 9 almış. Mölders 7-6. Defanstaki Lorenz 7-7. Steinhardt 8 almış. Yedeklerimize bakalım.
Karger diye bir oyuncu var. 8.8 almış. 8.8. Karger. Karger kim ya? Kesin asist yapmıştır. Ne bileyim. Tamam. İlk maçımızı kazandık. 9 gün süren bir Erzurum bu arada kaybetmiş. Yeni Malatya kazanmış. Onlar da tabii ki Avrupa Şiddi kupaları oynuyorlar. İki takımımızda puan alıp antrenmanlar. Şu anda antrenmanları ayarlamayacağım. Çünkü ya da ayarlayalım ya. En genç kimse onları ayarlayalım. Ama şu anda kim bilmiyorum ki yani kimler. Mesela stoperlerim genç. Bak yaşları nerede yazıyor? 21 yaşında mesela. 33-25. Forvetleri boş ver. 28-25-25-25-25. 18. Çok düşüksün ama oğlum ya. Vallahi ona bak selam. Çok düşüksün. Lacazette 60. Bak Lacazette oynayabilir çünkü 65-24 yaşında. Ya Lacazette 21 yaşında falan olsaymış. 27-19 yaşında. 59-28-27-26-24-22. Bak Bekiroğlu 22 yaşında 60 kalıyor. Bekiroğlu olabilir. Bekiroğlu bir dribbling çalışsın abi. Dribbling çalışsın Bekiroğlu. Ondan sonra orta sahaya baktığımız zaman Kanada baktık. Orta sahaya baktık. Stoperlere geldi. Stoperlerde ikisi de benim. Şu ikisi. Pardon. Şu Lawrence'le. Diğer hangisiydi ya? Lawrence bak. 21 yaşında 65 overall var. Bu çocuğu kesinlikle çalıştırmak lazım. Uzman defans pozisyonları. Aynen. Bu çocuğu kesinlikle çalışmak lazım. Onun haricinde beklere bakalım. 21 yaşında 60 overall. 25 yaşında Steinhardt. Oha bak bu da 25 yaşında 70'e doğru gidiyor overall yalnız ha. 24 yaşında bunun da 60'a doğru gidiyor. Bu 23 yaşında bak Köper. Köper sana hiç bakmadık. Seni de bir değerlendirelim çünkü senin de yaşın 23 aslında. 21 yaşında bir yer var. Bir kere Steinhardt'ı maçın hızı oldu zaten. Steinhardt'ı kesinlikle bence savunma değil de daha çok dribbling olarak savunma önerilen diyor. Önerilene bakalım. Uzman defans pozisyonları onu da geliştirelim. Forvet'te 21 yaşında Ovusu'ymuş. 1.90 boyunda sol ayak demiş bir de bu. Gelişine böyle hızlı şut. Buna çalışsın. Sonuncuyu bırakıyorum çünkü sonuncuya kaleci elen birini koyacağım arkadaşlar. Tamamdır. Evet. İkinci maçımıza geçiyoruz. İkinci maçımızda Derzel için transfer teklifi diyor. Ne diyor? Depor Ekrego'da Derzel için transfer teklifi. Derzel kim ya? Derzel defansif orta saha oynuyor. 62 overall'ı var. 300 bin değeri var. Yetki ver. Şu önemli bizim için. 300 binin altında satma. Bak, bu önemli. Tamam. Tamam oğlum. Şimdi arkadaşlar bakalım şöyle bir saatimize. Bir maç daha gider mi? Nottingham Forest mu? Hangi takım ya? Bir maç daha gider. Sonraki bölüme şeyi bırakırız hiç olmadı. Aynen böyle gidelim. Sonraki bölüme hiç olmadı şeyi bırakırız. Tek maçı ve transferleri bırakırız. Steinhardt, Karger. Benim bir oyuncum vardı ya. Ben o oyuncuyu almak istiyorum ama ismini hatırlamıyorum. Belki siz hatırlarsınız. Bir tane Brezilyalı oyuncu bumuştum. Fenerbahçe kariyerinde mi neydi? Alanzinho böyle garip bir isim vardı ya. Sağ açık. Çok ilginç bir adı vardı ya. Unuttum adını. Fırtına gibi uçuyordu. Hatırlamıyorum. Alanzinho muydu? Neydi adı ya? Ronaldinho muydu? Neyse. Northampton. Bir İngiliz takımına karşı oynuyoruz. İkinci maçımız. İlk maçı kazandık. Bu turnuvadan güzel bir para beklentimiz var. Turnuvadan parayı kazanmak cebimize koymak istiyoruz. Futbolcularımızı daha tam tanıyamadık. Aa İngilizler iyi oynuyor yalnız. Akser gibi değil bunlar. Ama orada tabii ki Weber var. Yapma. For this manager who does like to aferin Lacazette be. Her yerdesin oğlum. This is the starting lineup today. Excellent interception. Hayır. Onu aşağı bomboş, aşağı bomboş. Bütün hatlarıyla çünkü şey yaptılar, saldırdılar bana. Çok güzel oğlum, yürü oğlum. Tiger. Baktı döndü. Şimdi aşağı. Arabası mükemmel. Kim var orada? Vuracak mı? Döndü. Penaltıyı alamaya çalıştık. Alamadık. Şimdi Lacazette. Baktı döndü. Kaleye sert vuruş olmadı. İlgili pozisyon. Lacazette bir daha vurdu kaleci Osman. Güzel. Şimdi oyuncuları tam tanımıyorum. Hangisi hangi ayak? Lacazette'e bak ya.
Lacazette vallahi ben. I think he'd love to shoot, but he knows he should have come much closer than that. Well, I don't know what to say. It was. Damla ileride baskı yapıyor ya. Allah'tan orada. Tam sağ presle oynuyor bunlar. Hey. Switch of emphasis going inside. Aynen oğlum, Lorenz. Çık çık çık, offside'de kalsınlar. Aman aman aman. İyi oynuyor lavuklar ya. Beyler bu tam sağ presi kıramıyorum. Onun için şöyle bir şey yapacağım. Yok ya. Bir oyun içinde. Aha. Having had a look at the opposition, they fancy an offside trap now. Leaving a lot of space in behind, but they're confident with this. Tam sağ pres olduğu zaman forvetlerin yaklaşması lazım ki topu onlara atabileyim, ama onlar yaklaşmadığı için. Bir oğlum. Şimdi bir kontra atak. Bekiroğlu. Ya şey kalmış ya ayarlar yine. Arkadaşlar şimdi fark ettim, çok kötü olmuş ya, Allah kahretsin. Neyse, artık ilk video olduğu için ilk video verirsiniz. Green screen yapmama rağmen videoya şey koymuşum yanlışlıkla. Siz söyleyin. O işte Onur'un olan yazıları falan filan var ya. O otomatik konuyor çünkü bende. Onu koymuşum. Bu arada yine kadroya bakmadan girmişiz. Kadrodaki herkesin yeri farklıydı. Onları değiştirdim. Haberiniz olsun. Kadroyu düzelttik yani. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Haydi bakalım. This is an interesting attack. Moving the opposition around with their play, these two players. Can pull it back here. Hayır. To set up a chance. Hayır. Uf, atamadım. Ya tam sağ presi nasıl kıracağım? Anca tek bir taktiği var tam sağ presi kırmanın. Forvetin sana yaklaşması lazım ama forvetim yaklaşmıyor. Onto the attack now. Adamlarımın da dribbling azı olduğu için arkadaşlar şey yapamıyorum. Aferin lan kale. Adamların dribbling azı olduğu için istediğim şeyi de yapamıyorum. Hani çalım atarak da geçemiyorum. Dribbling azı çünkü. Ama kaparsak taş ve bunun gibi. Ya nereye indiriyorsun? Nereye indiriyorsun? Lawrence misin? Kimsin? Hangisin? İnanılmaz bir baskı üstüne oldu. Rakibimiz tek kale oynuyor şu anda arkadaşlar. Tam sağ presten çıkamıyoruz. Helal kale be. Healer be. Aferin lan. Adamlar biz daha mühim etti. Güzel. That's a comfortable save from the header. Yeah, that's a poor effort from the lad and really should have worked the keeper more than that. Evet, ilk yarı sona erdi arkadaşlar. Bu tam sağ presten çıkmanın bir taktiği var. Ama bunlar zaten bana bütün şeyde tam sağ pres yapamazlar, ama neyse. Hala anlayamadığım futbolcular var. Mesela Bekiroğlu'yu anlayamadım. Ovosu'yu anlayamadım. Möders'i anlayamadım, ama bunlar değişecek. Geçen maçta buraya kim girmişti? Kint Fatır girmemişti yalnız. Kerger'in yerine Bekiroğlu'nun yerine bu çocuğu alacağım. Lacazette'in yerine Vine'i sokmuştuk. Berzeri zaten istiyorlar, kalsın. Wigger'in yerine Paul'u sokalım. Weber 33 yaşında sanırım. Onun yerine bir oyuncu koyabilir miyiz? Yok, Vine'i koyacaktık buraya. Vine'i Lacazette'in yerine koyacaktık. Başka bu gidecek zaten. Yedek kaleciyi şöyle yapmıyoruz. O da oynasın biraz çocuk. Üzülmesin. Bu şekilde bir maç. Haydi bakalım. İkinci yarıda şu baskıdan kurtulmamız lazım. Yama baktım. Offside var mı? Vermedi. Şimdi aman tanrım çıkın oradan çocuklar. Çık lan. Helal kale. Yürü oğlum, uzun oyna. Uzun oyna. Benim futbol forvetlerim çünkü uzun. Aynen, yürü şimdi koçum benim. Madem sen bana tam sağ pres yaparsın, ben de Kingsfather'la giderim. Şimdi okuru gül içeri. Okuru gül içeri. Arka direk. Olmadı. Hakeme bakıyorum orada. Aldık topu. Steins. Hart. Orta. Bir kafa. Topu alardı gol. Mölda. Bir kafa. Topu alana gönderen Mölda.
Mölde mi lan? Kim bunu da? Steinheit aldı. Mükemmel bir orta. 9 numaralı Mölde öküz gibi vurdu. Mölde mi oğlum adamı? Mölders aynen. Şaşa Mölders. Şaşa Mölders. Rus asıllı Alman futbolcu Şaşa Mölders'e gösterler. Adamlar tek kaleme çarptı ama golü bulan biziz. Aferin oğlum Vine. Devam. Yes! Golümüzün anonsu yapılıyor. Paul Pogba. Paul Pogba oynadı şimdi. İki nusu. Araya gönderdi. Mükemmel. Arka direğe baktı. Bir orta. Bir kafa. İki mi olacak? Kötü vurdu Vine. Kötü vurdu Vine. İkiyi atıyorduk az kalsın. Rakip şu anda şaşkın. Ne oluyor diyor. Ne oluyor diyor. Harika be. Baktı Paul. Ceza sahasına. Mölde var içeride. En arkaya bu sefer. İndirdi kafayla. Korner. Sağlı sollu ortalar geliyor. Mölde. Baktı. Şimdi kapı geldi. Olmadı. Bizde. Harika bir Berkaç. Bakıyorlar. Şimdi öndürüyor. Yerden. Bu da olmadı. Aldık tekrar. Baktı. Ceza sahası için orta gelecek mi? Gelmedi. Uzaklaştırıyorlar. Orada Osman var. Şimdi döndü. Steinhardt'a. Mükemmel bir pas. Arka direğe baktı. Müthiş bir orta. İndiremeyecek mi? İndirdi. Kaleci. Kaleci diyorum. Soper tekrar müdahale yapıyor. Harika oynuyoruz şu anda. Mükemmel bir futbol anlayışı. Şimdi geldi. Arkaya doğru. Harika bir çalım. Kaleciye kaç karşıya kaldı. Geri döndü. Orada Lovrens var. Lovrens olmadı. Baskı öyle yapılmaz, böyle yapılır. Şimdi Steinhardt. Sol ayağıyla bir orta. Bir kafa. Gelmedi. Şimdi Paul. Paul Pogba. Döndü. Çıkmaya çalışıyorlar. Ama atarım. Müthiş bir adam. Krieger. 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 Al topu Krieger. Bize öyle baskı yaparsanız biz de golü atarız, kusura bakmayın. Krieger baktı. Köşeye öyle bir vurdu ki. Aferin oğlum. Niko Krieger. Kerger. Karger. Kerger. Kerger. Neyse tamam. 2-0'ı bulduk. Son maçı artık simüle edebiliriz. 90 dakikanın son düdüğü. 2-0 kazanıyoruz. İlk yarıda çok net oynamasına rağmen rakibimiz. 2-0 kazanan taraf biz olduk. 2-0 kazanan taraf biz olduk. Niye diyorduk ya? Yalnız Steinhardt geçen maçın da yıldızı oldu. Bu maçın da yıldızı oldu. Steinhardt demek ki gerçekten iyi oyuncu. Vine'i orta sahada beğendim ama Lacazette daha iyi. Baktığın zaman. Mölders'in vuruşları çok iyi. Anlayamadım. Şu ana kadar keşfettiğim şeyler onlar. Diğer Bekiroğlu'dan falan filan bir şey göremedik. Son maça kaldı her şey. Yani biz gruptan çıkmayı tabii garantiledik ama lider mi ikinci mi çıkacağımız belli olacak. Son maçı da şey yaparak, simülat ederek bunu belirleyeceğiz. 6 puan da var. 3 puan. Biz zaten onları yendiğimiz için sanıyorum ki son maçta şey olacaktır. Milli takım tek direktörlüğü. Barcelona için transfer teklifini konuşmuştuk zaten az önce. Tamam. İlerliyoruz. Erzurumspor maçı var. Aradan 2 gün sonra oynuyoruz hemen. Antrenmanlarımız da varmış zaten. Eren Bilal hakkında rapor. Bakalım. Bu oyuncu hakkında fazla rapor almayacaksınız. Ne demiş Eren Bilal hakkında? Overall'ı 50. Değeri 50 bin lira. Maaşı 1500. Serbest kalan bedeli yok. Aday listesinden çıkar. Yok. Satın almak istiyorum. Nasıl alacağım ben bunu zaten? Ben bunu niye satın alamıyorum ya? Çünkü yetenek ailesi raporunda olduğu için transferden almam lazım. Çok saçma ya. Bastığın anda olsun işte. Ne bilsel şey yapıyorsun ya. Ofiste mi? Neredeydi ya? Kadro. Burada mıydı? Kadro merkezi. Bakın pardon. Neredeydi arkadaş ya? Transfer... Lan oğlum dur. Transfer merkezi. Eren Bilal. Satın alma teklif götür. 50 bin liralık bir ücreti varmış Eren'in. Kısa oyuncu transferi ayrılmasını istemiyoruz. Bu ne ya? Kiralama. Kiralama oluyormuş. Evet. Kısa süre kira sayısını konuşarak başlayabiliriz diyorum. Ben kısa süreli yani bir yıl diyorum daha doğrusu. Bir yıl düşünüyorum. Uygun buluyoruz diyor. Eren'i getirmemiz. Eren'i niye getirmemiz? Maaş bölümü. Şimdi diyor maaş payı. Şimdi diyor. Ha %50 iyi diyorum.
bize göre Bilal'ın oyuncunun %80-27 bölümü tarih olur diyor. Kabul et. Tamam. Satın alma opsiyonu yok mu abi bu oyuncunun? Ben satın alma opsiyonu kullanmak istiyorum Eren'i. Neyse. Eren'i şimdi koyduk buraya. Eren'i antrenman falan yap. Aslında Eren'i hiç almayacaktık ya. Çünkü niye? İkinci dönem falan alacaktık Eren'i. Çünkü şundan dolayı Eren'i şimdi biz bunu oynatırsak overall yükselecek ve bize satarken daha fazla paraya satacaklar. Aslında hiç almayacaktık Eren'i. Reddedildi. Ha tamam, daha iyi oldu, tamam. Daha iyi oldu. Ara transferde alırız Eren'i. Evet, şimdi arkadaşlar Erzurum'da maçımız var. Bu maçı hemen geçiyoruz. Ya takım kadromu niye benim hatalı, ben onunla mı? Bir tamam, lider çıktım. Takım kadrosunu ben düzelttim, her şeyi yaptım ama kadrom burada böyle çıkıyor. İlginç bir şekilde ya. Ya bu forvet bir kere, bu da burada oynuyor. Bu çocuk sol kanat. Bu çocuk sağ kanat. Steinhardt burada. Sağ bekle stoperin yeri değişecek. Böyle olacak abi. Evet. Neyse. Arkadaşlar ilk bölümümüz sona eriyor. İlk bölümümüz burada sona eriyor. Görmüş olduğunuz gibi ilk bölümde yapacaklarımızı yaptık. Yarı finalde Kleist takımıyla eşleştik. Şeyde bir bakalım. Yeni Malatya'da Akhisar'la eşleşmiş. İki Türk takımı çıkmış. Yani bir tane Türk takımı finale çıkacak. O belli oldu. Bu maçı oynayacağız. Bu maçı oynayacağız. Bir sonraki maç, yani bir sonraki bölümde iki maçı da oynayacağız daha doğrusu. Bir maçı oynayacağız demeyelim. İki maçı da oynayacağız. Ve bu buradan gelen parayla da transfer yapmaya çalışacağız. Bir sonraki bölümde transferler ayıracağız daha çok. Hem o iki maç hem de transferlerimiz olacak. Bilginiz olsun. Çok teşekkür ederim izleyip sabrettiğiniz için. Videonun başında söylemiştim. Bir kardeşimiz bizden yardım bekliyor diye. Lütfen onu unutmayın. Dediğim gibi çok önemli benim için. Sizin için de öyle olması lazım. Bu dünyada gerçekten insanım diye yaşıyorsak böyle şeylerin bizim için önemli olması lazım. Onunla alakalı yorumlar bekliyorum sizden. Yani yapılan bağışlarla alakalı bağış yapmanızı, bir yorum atmanızı bekliyorum. Bir sonraki bölümde yeniden beraber olacağız. Bir sonraki bölümün gelmesi belki 2 gün sonra olabilir. Bunun için kusura bakmayın, evimiz tam yerleşmedi. Ama dediğim gibi yeniden hızlanacağız. Çok teşekkürler izlediğiniz zaman izlediğiniz için. Videoyu şu anda çıkarken, videoyu kapatırken son olarak bir beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.